Merhaba ben doktor Mustafa Kalkan yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere özellikle yaz aylarında daha çok gördüğümüz idrar yolu enfeksiyonundan bahsetmek istiyorum. İdrar yolu enfeksiyonu böbreklerden başlayarak mesane ve üretreye kadar devam eden ürüner sistem dediğimiz sistemdeki görülen bakteriyel enfeksiyonları ifade etmektedir. Peki bu enfeksiyonlar neden olur? Enfeksiyonu kolaylaştıran bazı faktörler var. Özellikle kadınlarda biz erkeklere göre idrar yolu enfeksiyonu daha fazla görmekteyiz. Bunun da nedenleri arasında kadınların üretrasının erkeklere göre daha kısa olması, dış tehditlere karşı daha açık olması yatmaktadır. Özellikle kadınlarda idrar yolu enfeksiyonunu kolaylaştıran faktörlerden bir tanesi perineal bölgedeki bakterilerin idrar yoluna ulaşmasına dayanmaktadır. Örneğin tuvaletten sonra arkadan öne doğru temizlik yapılıyor olması bu enfeksiyonun riskini artırır. Çocuklarda özellikle öz bakım daha gelişmediği için ve tuvalet alışkanlıkları Anlamıyla yerleşmediği için bu nedenle gerçekleşen enfeksiyonlar daha sıklıkla görülür. Özellikle yaz döneminde havuz kullanımı, ıslak mayo ile veya ıslak çamaşırlarla daha çok vakit geçiriyor olmak, ortak tuvalet kullanımı ve ortak alanların kullanımı gibi bazı faktörlerde idrar yolu enfeksiyonunu kolaylaştırmaktadır. Ayrıca kullanılan iç çamaşırının pamuklu veya sentetik olması gibi cinsel ilişki gibi bazı sebeplerde idrar yolu enfeksiyonunun sebepleri arasında sayılabilir. Erkeklerde ise prostat bezi büyüme gibi veya idrarın akışını engelleyen herhangi bir problem söz konusuysa da idrar yolu enfeksiyonlarına yatkınlık artabilir. İdrar yolu enfeksiyonuna sebep olan en yaygın bakteri Escherichia coli dediğimiz bakteridir. Normalde kalın bağırsağın bir üyesi olan ve gaytada bulunması gereken bakteri steril olması gereken idrar yolu ve idrara bulaşırsa idrar yolu enfeksiyonuna sebep olabilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonunun semptomları nelerdir diye bakacak olursak özellikle idrar yaparken yanma, ağrı gibi semptomlar, idrarını tutamama ve ani idrar yapma isteği, sürekli idrarını tam yapamamış gibi hissetmek, aynı zamanda idrarda kan, ateş, mide bulantısı veya üriner sistemde ağrı gibi semptomlarla idrar yolu enfeksiyonu kendini gösterebilir. İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için yapılabilecek bazı önlemler bulunuyor. Bunların en başında bol sıvı tüketme geliyor aynı zamanda kişisel hijyene dikkat etmek. Özellikle yazın ıslak mayo ile veya bikiniyle çok vakit geçirmemek. Bir an önce kurulanmak, pamuklu bir iş çamaşırı kullanmak, cinsel ilişkiden sonra özellikle idrar yapmak gibi bazı alınabilecek önlemler bulunuyor. İdrar yolu enfeksiyonlarında fayda gördüğümüz bazı doğal destekler de var. Bunların en başında ise Türkçesi turna yemişi olan kranberi bitkisi gelmekte. Kranberi bitkisi içerisindeki proantosyanidin dediğimiz maddeler eşerşe coli bakterisinin idrar yolu epiteline yapışmasını engeller ve idrarla birlikte eşerşe coli'nin atılmasını sağlar. Hem koruyucu olarak hem de eğer idrar yolu enfeksiyonu geliştiyse de tedaviye destek amacıyla biz kranberi ekstrelerini hayatımıza dahil edebiliriz. Kranberi ekstresi aynı zamanda gebelikte de güvenle kullanılabilir. Yapılan çalışmalarda çok geniş gebe grupları üzerinde herhangi bir yan etkiye sebep olmadığı gösterilmiş. Özellikle gebelik döneminde rahatlıkla antibiyotik kullanamadığımız dönemlerde de krember ekstresini güvenle kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tatile gitmeden önce de koruyucu amaçlı krember ekstresini profilaktik olarak da kullanabilirsiniz. Yine kadınlarda idrar yolu enfeksiyona yatkınlığı artıran faktörlerden bir tanesi de vajen florası. Daha önceki videolarımda da anlattığım üzere vajendeki bakteriler kadının bütün vücudundaki bakterilerin %9'unu oluşturmakta. Bu çok çok büyük bir oran ve vajinal floradaki denge idrar yolu enfeksiyonlarına da zemin hazırlayabilmekte. Normalde vajen asitik özellikle olması gerekirken eğer vajendeki dost bakterilerin sayısı azalır ve düşman bakterilerin sayısı artarsa vajinal pH değişir, bazikleşir ve idrar yolu enfeksiyona yatkınlık artar. Bu vajen florasını etkileyen faktörler arasında da yine biraz önce saydığım gibi kullanılan iş çamaşırının pamuklu veya sentetik olmasından tutun birçok dış parametre vajinal florayı etkileyebilir. Burada da vajen sağlığında etkinliği kanıtlanmış, klinik çalışmalar rüştünü ispat etmiş özel probiyotik suçlar kullanarak vajinal florayı da dengelemek idrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için oldukça önemli. İdrar yolu enfeksiyonları neden olur, semptomları nelerdir ve fayda gördüğümüz takviyeler nelerdir kısaca bahsetmeye çalıştım. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kalem alınan akılcı ve bilimsel takviye rehberi isimli kitaptan detaylıca okuyabilirsiniz. Ayrıca Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da beni takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.